Gel canım. Kafam kazan gibi yemin ederim ya. Ne olacak şimdi baba? Ne olacak kızım? Ne olacak? İşte bu banka olayları falan, fon falan. Bana fon demeyin Allah aşkına. Bana fon demeyin lütfen. Zaten canım bunun da. Şurada sakince iki lokma bir şey yiyeceğim. Kafamı alsaydın Azike. Senin yüzünden dolandırıldım ben. Altınlarım gitti. Deliye bak deliye. Ben mi sana dedim git yatır diye ya? Hiç masum ayağına yatma. Sana güvendik, hepimizi kandırdın, batırdın sen. Tövbe tövbe. Kendin kim bilir ne kadar kazandın. Nazike, sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? He? Hüsnücüğüm canım, sakin. Yok bir dakika, bir dakika ya. Teyze sen de yani. Sanki babamın bir suçu varmış gibi. Vallahi bilmiyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Sen bana dolandırıcı mı demek istiyorsun? Ya öyle bir şey demedim ben. Yo, evet, evet. Tam olarak dolandırıcı dedin sen bana. Öf. Abla sen de sus lütfen, uzatma. Tamam hadi Hüsnücüğüm, hadi. Babacığım sen teyzeme bakma, yemeği niye boş ver? Merhaba, ben ne dedim ki? Kimden geldi? Sanki benim adım çıktı foncu diye. Bakayım. Yok, sana bir şey söyleyeyim mi? Ne bu? Çikolata. Yemiyorum lan yemek falan. Yemiyorum, al. Yemezsen yeme. Teyze vay ya. İştahımı bıraktın be. Abla lütfen ya. Aman bırak yemesin. Yok tamam. Bütün iştahım kaçtı zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim geldi oğlum? Baba sana çikolata yollamışlar. Pahalı da bir şeye benziyor. Kuyumcu Rafet yollamış. Rafet ne alaka ya? Yatırımlarınızı getirin değerlendirelim. Ya bunlar gerçekten bende para var sanıyorlar ya. Gerçekten ya. Ya bu ne demek oluyor boş şimdi? Boş konuşmuyoruz burada. Dedim ya. Babamın namı yürüdü gitti. Lan! Başlatma lan şimdi namıma. Ver şunu geri götürsünler. Baba gitti kurye. Koş o zaman arkasından. Ver şunu yazık ya. Yazık ya. Kala. Çikolata. Çikolata mı? Ay, dünyanın parasını vermiş. Ya önüne koysana, yiyeceksin sen de kardeşim ya. Ama günah, çikolata. Çikolataymış. Üstü baş komiserim. Hadi gelin bir çay içelim. Lan dur. Kardeşim çek. Çek şu elini kolundan ya. Ya bir çay içelim. Başkomiserim, voleyi vurmuşsunuz. Laf et bak, kaç yıllık esnafsın burada. Bozuşmayalım şurada, tamam mı? Bir daha da evime çikolata falan gönderme kardeşim benim. Vay benim Hüsnü başkomiserim gelmiş. Nasılsın? Ne oluyor oğlum size ya? Ya yolunuza kaz gibi bakmayın oğlum bana. Ya kötü niyetimiz yok başkomiserim. Parsayı toplamışsın. Biz de işte yardım edelim diyoruz. Bak aynen. Getir paranı, 6 ayda kesin 2'ye katlarım. Kesin. Sen asıl bana ver. Bak ben o parayı ne yapıyorum. Gel içeri. Ya kardeşim yok ya, oğlum yok serim. Yok. Para mara yok. Lan olmayan paraya faiz veriyorsunuz. Manyak mısınız siz ya? Biz seni anlıyoruz abicim. Böyle zamanlarda piyasaya para sürülmez. Biliyoruz. Bize güven. Bir yolunu buluruz başkomiserim. Bak, bak burada ne yazıyor? Başkomiser yazıyor değil mi? İkinizi de birbirinize kelepçeler, emniyete alırım ha. Bak söylemedi demeyin. Dert etme başkomiserim, biz halden anlarız. Dede yandan kıl çeker gibi. Anladın mı başkomiserim? Lan yok. Para mana falan yok bende. Yok. Gel, bakın bana bir daha böyle karşıma gelmeyin. İşin sonu kötü biter söyleyin. Tiyatro yapıyor ya. Var ama yok diyor işte. Başkomiserim, sağlamcı. Aynen. Koskoca kız oldu. Manyak herifler ya. Laftan anlamıyorlar arkadaş. İyiyim diyorum, mal sırıtıyor ya. Canım niye söyleniyorsun? Sen iyice yaşlandın ha. Huysuz yaşlılar gibi kendi kendine konuşuyorsun. Sus Nazike. Sus, senden çıkarmayayım sinirimi. Ne oldu baba? Ay ben asarım. Dolandırıcı diye adım çıktı. Normal bir insan ne yapar? Gelir, sayar, söver sana değil mi? Ama benim çevremde normal bir insan yok ki. Utanmasalar kralı ilan edecekler. Ettirer bile baba. Ne diyorlar ki? Çıkar peşindeler. Ne olacak? Güya bende para varmış da istifade edecekler. Ulan ne parası? Yok para var.
Gel canım gel. Ver bana. Bu ne? Baklava yollamışlar eve Hüsnü. Haydar Berk'in sınıftan arkadaşının babası tatlıcıymış. Hediye diye. Ben biliyorum nasıl bir hediye olduğunu. Yemeyeceksiniz. Çöp atacaksınız. At. Ayol çöpe atılır mı nimet? Günah. O zaman yarın geri verin bunu. Hüsnü, yarına kadar bozulur. Evet. Ver ben koyayım onu yerine. Size. Maliye dağıtın o zaman. Bu evden kimse yemeyecek bu baklavayı, tamam mı? Sakın ha. Tamam be. Tamam baba, yemeyiz. Geç canım. Delirdi adam. Baklavayı ne yapacağız? Yiyeceğiz ayol, ne yapacağız? Getir kız yiyelim, gelin. Koy. Koy. Hüsnü görmeden. Yavaş. Sakın ha Nazike, sakın. Ay. Yemiyoruz. Ne oldu şimdi Hüsnü, kapandı mı olay? Yakaladık, bitti. Daha konuşmaya bile değmez. Mahalledekiler biliyor mu? Saçma sapan muhabbetler yapmazlar artık değil mi baba? Bir yapsınlar da göreyim. Benim altınlar ne olacak Hüsnü? Bilmem Nazike. Git kendin sor. Alacağın olsun. Ben o altınla ne kadar zor biriktirdim biliyor musun? Peşine düşeceğini bana laf çarpıyorsun ya. O zaman zar zor biriktirdiğin altınını bir hıyarın avucuna saymasaydın Nazike. Şimdi ben suçlu oldum öyle mi? Suçlusun tabii. Her şeyi elinde tuzlukla atlıyorsun Nazike. Tabii suçlusun. Sevimsiz. Bunun neyi var? Havası söndü ya, ona üzülüyor. Haydo. Ne oldu oğlum? Ne mi oldu? Bütün kariyer planımı mahvettim baba ya. Okul başkanı olacaktım. Karizma falan kalmadı. Olamam artık. Oğlum, sen Hüsnü Çoban'ın oğlusun. Senin DNA'nda var oğlum karizma. Hem dolandırıcı olsam, hapse girsem daha mı iyiydi? 3-5 ay yatıp çıkardım baba. Ne olacak ki? Senin kafanı kırarım görürsün 3-5'i. Pavel! Tamam Hüsnü. Tamam. 3-5 ay yatıp çıkarmış. Tamam Hüsnü'cüğüm, boş ver. Fon adı altında insanları dolandıran ve yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Tufan Topgöz tüm suçları kabul etti ve tek başına işlediğini itiraf etti. Aklandığınıza başkomiserim. Bizde ne zaman kük aldır üstem? Geçmiş olsun, bereket versin başkomiserim. Eyvallah, sağ ol. Rafet! Başkomiserim. Sana akşam çenek göndereyim mi? Çelenk mi? Niye başkomiserim? Hayallerin öldü ya oğlum. Üzülme diye. Çok komiksiniz başkomiserim. Selim, sana da gönderirdim de sen dövizci adamsın. Sana bir şey olmaz. Ah be başkomiserim. Büyük fırsatı teptiniz. Hala ne diyor ya? Allah akıl fikir versin be kardeşim.